Bebeğimin marketinin sunduğu İyi ki varsın başlıyor. İyi ki varsın programından herkese mutlu hafta sonları. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine harika harika konuklarımız var. Değerli konuklarımız Tetava uygulayıcısı Sabiha Didaman ve Emel Ersoy hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür Teşekkürler. Çok nasılsınız? Çok güzel teşekkür enerjilerinizle ederim. geldiniz. Hepimizin <laughs> bu dikkatini çekti. Ekip arkadaşlarımız da söylüyor aynı şekilde. Teşekkür ederiz. Çok ee, teşekkür ederiz. Öncelikle Sabiha Hanım sizden başlayalım. Birçok sorumuz var. İkinize de, de inşallah güzel bir program olur. Tetama terapi nedir? Bununla başlayalım öncelikle. Bütün enerjiyle şifalandırma yöntemlerinin çok ötesinde daha bütünsel bir şifalanmadır. Tetama terapide mevcut beden frekanslarını yükseltmek koşuluyla hücrelerin kendi içerisindeki titreşimlerin yükselmesiyle insan bedeninin fiziksel olarak şifalandığı gibi aynı zamanda ruhsal, zihinsel ve duygusal olarak da şifalanmaktadır. Peki ee, bu terapi esnasında e, karşınızdaki kişi e, hipnoz oluyor mu? Kesinlikle hipnoz olmuyor. Kesinlikle hipnoz olmuyor. Ee, burada hasta yatıyor hafif trans halinde. Yani uykudan önceki mahmurluk hali gibi. Kişiye seans esnasında hiç dokunmadan tamamıyla e, aktive edilen frekanslar sayesinde şifalanıyor. Hiçbir şekilde hipnoz olmadığı için kişi seans sonrasında çok normal bir şekilde kalkabiliyor ve kendi özünü hatırlıyor. Evet. Peki diğer terapilerden ayıran şey nedir? Mesela çok yani terapilerin çeşitleri evet, var. Bir tabii. teteva'nın diğer terapilerden ayrılan özelliği nedir size göre? Daha bütünsel ve bütüncül olduğu için. Çünkü teteva terapide siz devrede değilsiniz. Burada hastayı ve danışmanı tamamıyla bir şifa okyanusunun ve bütünsel şifalanmanın göbeğine bırakıyorsunuz. İşte o kişi fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal olarak hangi bedende şifalanması gerekiyorsa anında şifalanıyor. İşte tetava terapinin en önemli özelliği budur. Peki ne kadar sürüyor? Bu e, süreç tam olarak ne kadar? 45 dakika veya 1 saat. Arası. Peki kaç seans mesela? E, 3-6-9 seans hastalığına göre 3-6-9 seans. En az 3 seans en fazla 9 seans olarak. Hı hı. E, ne gibi faydaları oluyor? Mesela ekran başındaki seyircilerimiz de şu anda izliyorlar. Siz, yani gelen terapi için gelen kişilere ne gibi faydası oluyor? Fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal olarak bütün şifalandırmayı bütünleştiriyor. Evet aynı zamanda Emel Hanım sizden de alalım <laughs> ee, sizin de çok farklı bir enerjiniz var. Çok teşekkür ee, ederim. Tetava tam olarak bir de sizin e, sizden dinlemek isteriz. Şimdi ben e, tabii en baştan e, enerji düzeyinden başlarsak çok daha güzel anlayacağız. Hı -hı. Şimdi bizler bu e, görünen e, fiziksel bedenden ibaret varlıklar değiliz. Evet. Bizim e, alanımızda bir manyetik alanımız var. Genelde aura olarak bilinen bir manyetik alanla çevriliyiz. ...ve bu manyetik alanında bir frekansı var. Yani bir e, titreşim sayısı var. E, bizler bu frekansı kendi duygu ve düşüncelerimizle oluşturuyoruz. Hani çok genel tabirle mutluluk içeren duygular, şükür içeren duygular... ...bu frekansı yükselttiği gibi e, mutsuzluk içeren duygular da düşürüyor. Biz bu aralarda bir yerlerde böyle yayın yaparak e, manyetik alanımızı oluşturuyoruz. Ve bu e, bir radyo frekansı gibi düşünebilirsiniz Hani ayarlarsınız frekansı, o yayın çalar. Ee, biz de işte bu e, manyetik alanımızın frekansı çok çok önemli. Çünkü biz eğer bu manyetik alanımız hangi düzeyde titreşiyorsa, biz dış dünyadan aynı o düzeyde olan titreşen durumları kendimize çekiyoruz. Eğer düşük bir frekanslı yayın yapıyorsak, e, mesela mutsuzluk içindeysek, e, negatif bir durumdaysak, Bizim pozitif bir durumu kendimize çekmemiz mümkün değil. İşte, Tıpkı bu az önce heh. bize söylediniz ya yani güzel bir enerji var. E, enerjinizi evet. hissettik dediğiniz şey sanırım değil mi tam Aynen. olarak? Aynen. Siz o enerjide olmasaydınız beni hissedemezdiniz. O çok farklı. E, yani şöyle söyleyeyim zaten terapi de burada devreye giriyor. Kişinin genel manyetik alanının frekansını yükseltiyor. Yani biz şunu da çok iyi biliyoruz ki. Bütün hastalıklar ama bütün hastalıklar, bütün olumsuzluklar manyetik alanımızdaki düşük enerji düzeylerinin maddeye dönüşmüş halidir. Biz hani kendi frekansımız her ne ise onları dış dünyadan çekiyoruz ya. Dolayısıyla tetava terapi kişinin bütün manyetik alanının frekansını yükselttiği için artık dış dünyadan e, yüksek frekanslı olayları kendine çekmeye başlıyor. Yani tetava terapi Herhangi bir e, hastalığın, herhangi bir semptomuna yönelik e, spesifik bir uygulama yapmıyor. Kişinin genel manyetik alanının frekansını yükseltiyor. Emel Hanım bu şey gibi değil mi? Yani negatif düşünürsek negatif olur her kesinlikle. şey. Kesinlikle. Pozitif düşünürsek ben hep öyle söylüyorum. Pozitif Kesinlikle. Düşünelim. Pozitif düşünelim ki güzel olsun her şey diye düşün. düşünüyorum. Evet, yani bu şekilde düşünüyorum ve bu şekilde sanırım sizin anlattığınız şey de bu aslında. Aynen öyle. Yaratım aslında soyuttan somuta doğrudur. Biz genelde e, hayatı tersinden algılamaya çalıştığımız için problemlerle karşılaşıyoruz. Önce düşünürüz, sonra o düşünceye uygun bir his üretiriz. Sonra o his maddeleşerek karşımıza somut bir gerçeklik olarak çıkar. Ama biz eğer düşük frekansa titreşirsek e, evrende bağımlı kalırız. Hayatın hani kurbanı deriz ya, kurbanı oluruz. Bir takım şeyler olur, biz onlara bir his veririz. Bu hayatın kurbanı, hani acaba başıma ne gelecek olayları. Ama eğer biz frekansımızla hayatı yönlendirmeyi başarırsak e, hayatın halifesi hale geliriz. Daha güzel. Biz hissederiz, şey. biz düşünürüz ve e, olaylar bizi gelir bulur. Evet. Yani biz e, gücümüzü elimize almış oluruz. Evet. Bu Peki, noktada. Tabii hanım. E, nasıl bu uygulamalar nasıl yapılıyor? E, bu uygulamalardan da biraz bahsedersek. Uzaktan ve yakından. Hı hı. Uzaktan yaptığımızda. Yani e, kişi oturabilir, çalışabilir, her türlü harekette bulunabilir. Ama yakından yaparken kişi uzanır. haliyle daha farklı bir şeyler yani böyle gözlemler görebilir, hissedebilir. Yani mesela şimdiye kadar e, çok iyi sonuç aldığınız durumlarda olmuştur Kesinlikle. mutlaka. Kesinlikle. Bunlar ne gibi durumlardı mesela? Bunlarla Şöyle, alakalı. Şöyle da... örnek olarak hani daha güzel olur. İyi sonuç olarak değil de hani biz kişiyi alıyoruz e, bulunduğu frekans seviyesinden daha yüksek bir seviyeye çıkarıyoruz. Bizim yaptığımız özet bu. Hani şöyle düşünebilirsiniz bir apartman düşünün. Hani birinci kattaysanız baktığınızda hani bir cadde görürsünüz belki. Hani beşinci kata çıkarsınız bir bahçeyi, çiçekleri, belki bir havuz vardır. Ama onuncu kata çıktığınızda belki çok uzakta bir deniz manzarası da görebilirsiniz. Hani bizim özet yaptığımız şey kişiyi bulunduğu kattan alıp birkaç kat yukarıya çıkarıp bırakmak. Evet, güzel yani, enerjilere he, ulaştırmak. Orada ne varsa onu görüyor. Yani durumlar çok değişebiliyor. Çünkü biz hani belli bir hastalığın belli bir e, semptomuna yönelik bir tedavi yapmadığımız için kişi hani bir tıbbi tedavi alıyor ise alıyor ise aynı şekilde o tedaviye devam ediyor. Hani bizim onunla bir işimiz yok. Biz genel manyetik alanın frekansını yükseltiyoruz. Üst kata çıkarıyoruz evet. o kişiyi. Ve orada ne varsa onu gör. Hani örnekler dediniz ya çok ilginç geri bildirimler de alıyoruz. Mesela bir kişi ben çok etkilenmiştim. Hani sırtındaki ağrı yüzünden seans almıştı. Ve gerçekten çok iyi sonuç aldı. Ve bir ay kadar sonra bana işlerim açıldı dedi. İşte bir esnaftı. Genel Günde 5-6 müşterim vardı dedi. Şimdi 10 müşterinin altına düşmüyorum. Çok hani güzel. biz onun müşterisi için... Veya hani sırt ağrısı için hani özel bir uygulama yapmadık. Biz onun genel manyetik alanını yükselttik. Ee, tabiri caizse onu birinci kattan alıp sekizini dokuzuncu kata çıkardık bıraktık. Orada ne varsa onu görüyor. çok Müşteri be. sorunu vardı onu görüyor. Öğrenciler mesela oluyor yaptığımız. Ee, bir genç kızımız vardı sivilceleri için seans aldı. Bana diyor matematiği anlamıyordum diyor matematiği anlamaya başladım. Böyle ilginç ve çok hoş geri dönüşlerimiz oluyor. Çok güzel. Biz matematik için bir şey yapmadık, evet. Sivilce için de yapmadık. Ee, onu birkaç kat yukarı çıkardığımız için, hani onun alanına, durumuna, yaşına, konumuna göre nerede tıkanıklık yaşıyorsa o tıkanıklık açılmış oluyor. Bu işin en evet. hani hoş olan. En e, zevkli ve böyle sonuçlarını tam olarak tahmin Mut edemeyeceğimiz... sonuçlar. E, i̇lginç yani her sonuç e, kendine münhasır. Evet. Çok tatlı sonuçlar da alabiliyoruz bu konuda. Evet. Peki Sabiha Hanım. Mesela e, size... E, Terapi için, seans için geldiler ve hiçbir sorunu yok. Bolluk, rızık, bereket için. Bununla alakalı neler yapıyorsunuz? Var mı gerçekten bununla alakalı gelip sizden olumlu, güzel sonuçlar alarak dönen? Evet, evet. Çok fazla var. Şöyle söyleyeyim ben size. Kişinin genel olarak dengeye oturması gerekiyor. Dolayısıyla kişinin illaki de bir hastalığı olmasına gerek yok. Bazen kişinin işiyle ilgili zihinsel anlamda yaratıcı bir fikir gelmesi gibi. Bazen duygusal olarak depresyonun ortadan kalkması gibi. Bazen insanlarla ilişkilerinin düzelmesi gibi. Hayatına güzellikler gelmesi gibi, bolluk bereket gelmesi gibi. Yani kısacası hayatına güzellikler getirmesi için uygulanıyor. Evet. Bütün bunlara da baktığımızda bir şifalanmadır. Evet. Dolayısıyla teteva terapi kişinin olabilecek en iyi şekilde şifalanmasını sağlıyor. Evet Peki hamileleri falan yani tabii, yapılabilir tabii, mi tabii, bunlar? Tabii tabii. Çünkü Bir insanlara aynama... kesinlikle dokunulmuyor. Hı -hı. Dokunulmadığı için sadece aktive edilen frekanslar sayesinde şifalandığı için hiçbir hipnoz veya hiçbir yan etkisi bulunmayan enerji şifasıdır. Peki bu enerji şifalarının ters Böyle hayır, ters hayır, tepki böyle ters tepki gösterdiği kesinlikle. durumlar olmuş hayır, mudur? Hiçbir zaman olmadı ki eğitim aldığımız kişiler tarafından hiçbir zaman olunmadı. Öyle bir şey olmuş olsaydı yapmazdık zaten öyle bir riske girmezdik. Peki herkes bu eğitimi alabilir mi? Tabii ki. İnternet internet ortamına girdiğinizde, araştırdığınızda şu an süremiz o kadar kısıtlı oldu ki yani hepsini anlatmamız mümkün değil. Evet. Orada hepsini bulacaksınızdır. Bütün sorularınızın cevabını bulursunuz. Evet. Peki mesela şöyle düşünelim, ee, bunalımlı birisi ya da işte aslında tedavi görmesi gereken ya da terapi alması gereken birisi size geldiğinde bu eğitimi alabilir mi? Bu hazır? Yani, Hayır. Kesinlikle önce bir hazırlık şey süreci mi vardır Bunun? Bizim ilmimiz şey olarak tıp olarak asla değil. Hı -hı. Yani. Bir psikiyatrise ihtiyacı varsa o kişinin mutlaka ki psikiyatrise yönlendiriyoruz. Biz sadece ya modern tıbba yardım olarak, yardımcı olarak, enerji tedavisi olarak, modern tıp olarak psikiyatrise gitmesi gerekiyor. Biz de frekansını yükseltiyoruz. Evet. Yani ikisini bir arada yapabilir. Peki bu terapilere gelmeden önce herhangi bir şey yapmaları gerekiyor mu? Hayır değil, kesinlikle değil. Herkes istediği zaman telefon edip randevu alıp gelebilir. Peki bu terapilerden sonra dikkat etmeleri gereken Hayır, şeyler var mı? Hayır asla değil, asla hiçbir şey yani diyorum ya yani biraz önce de söylediğim gibi hiçbir şey yapması gerekmiyor. Yani kişi kendi rahatlığı için bolluk bereket için mutluluğu için yaptırtabiliyor. Daha sonra da hayatına devam ediyor. Evet. Peki e, bazılarında mesela kapanıklık tıkanıklık az önce Emel Hanım'ın da bahsettiği gibi bu gibi durumlarda. Ee, ne kadar süreçte mesela bu tıkanıklığı ya da işte mesela az önce ben bahsettim bolluk, bereket evet. için falan. Bazı insanların işte rızkında bir kapanıklık vardır evet. gibi bunların teşhisini tabii. tabii siz koyabilirsiniz. Bu durumlarda mesela nasıl bir yöntem? 3-6-9 e... seans yani hastalığın ilerlemesine bağlı. En az 3 seans olması gerekiyor ki bir seanstan sonra hemen kendini gösteriyor zaten. Onu da kişi kendisi fark ediyor. Peki bazen insanlar mesela e, Emel Hanım e, basiretsizim diyorlar. İşte benim <laughs> ben çok e, bu dünyada işte sanki <laughs> çok şanssızım, nasipsizim falan gibi diyen insanlar var. Ya da bir süre sonra nasibinin kapandığına inanan evet. insanlar var. Siz peki neler yapıyorsunuz bu durumla alakalı? Zaten o kişi öyle söylüyorsa düşük bir frekans düzeyinden yayın yapıyor demektir. Yani e, negatif, vahlanan. negatif insanlar, e, <laughs> evet. düşük frekans düzeyinden yayın yapan insanlardır. Hani başta da dedik ya kişi hangi frekanstan yayın yapıyorsa aynı o frekansa denk gelen durumları kendine çektiği için bir kişi eğer ben mutsuzum, ben basiretsizim diyorsa zaten onu mutsuz olmasını düşündürecek, hissettirecek olayları kendine çekiyordur. Yani negatif hani negatifle beslenir denir ya bu çok doğru. İşte zaten bu gibi insanlar için çok fazla bizim eee tetava kozmik enerjiye ihtiyaç var. Çünkü kişi düşünseniz hani kendi düşük frekansta olduğu için zaten düşük frekansta olayları çekiyor. Ve bak doğru bildim diyor. Ben zaten basiretsizdim. Bir de etrafa yayıyor bunu. <laughs> etrafa yayıyor. Çünkü negatiften besleniyor. Ama o kişiyi mesela birkaç kat yukarı çıkardığımız zaman, frekansını yükselttiğimiz zaman zaten yüksek frekanslı olayları çekiyor. Hani bina örneği verdik ya Mesela negatif bir insanı birinci katta düşünün. Bakıyor burada hiçbir şey yok diyor. Sadece yol var diyor. Ama gerçekten de yol var. Yani gerçekten de olumsuzluklar var. Çünkü kendisi o katta onu görüyor. Başka bir katı göremez. Çok acı bir durumdur bu aslında. E, negatifleri görür, negatifle beslenir. Ama e, biz onu mesela birkaç kat yukarı çıkardığımız zaman, aa diyecek. Bak burada bu güzellikler varmış. Hani o birinci kattayken, siz ona ne kadar Burada şöyle güzellik var, burada şöyle mutluluk var diyemezsiniz. Görmesi mümkün değil. Onu eee te kozmik enerji onu birkaç kat yukarı çıkardığında artık onu artık bir şey şurada şu var demene gerek yok. O zaten otomatik olarak görecek. Yani özellikle negatif düşünen insanların kesinlikle ve kesinlikle frekansı düşüktür. Yani bu bir e, fizik kuralı. Hani bu böyle bir hani yorum değil. Kesinlikle bir e, fizik kuralıdır. Hani her şey enerjiden oluşmuştur evrende ve benzer enerjiler birbirine çekilir. Bu fiziksel bir kanundur ve kendin düşük frekansta olduğun zaman onları görecek. Ve ben öyle düşünen insanların bir şekilde bir an önce frekanslarını yükseltmelerini tavsiye ederim. Çünkü kendi frekansınız yükselmedikçe dış dünyadan size gelecek durumların değişmesi mümkün değil. İşin gerçekten çok çok genel özeti bu. Kendi frekansınız, radyonun mesela düşünün bu negatif insanları şuna benzetin. Radyoyu ayarlıyorsunuz bir müzik çalıyor. Müzikten hoşlanmıyorsunuz sürekli müzikle kavga ediyorsun, müzikten şikayet ediyorsun. E, ayarı değiştir. Evet. Yani bizim yaptığımız o. Negatif Peki, insanların. Hanım, e, siz mesela bu durumla alakalı şöyle bir durum var mesela. Evet ben pozitif bir insanım ama... Gerçekten çevremde negatif insanlar var ve bunlar da dolayısıyla bana yayıyorlar bunu. İster istemez kendimi ne kadar geri çeksem de yine de gelip buluyorlar. Onlar bir şekilde hayatınıza giriyorlar bu negatif insanlar. Bunlardan korunmak için ne yapabiliriz? Ekranları başında muhtemelen vardır bu durumları yaşayan. <laughs> İnsanlar bunlara e, ne gibi e, bir örnek verebilirsiniz, ne yapmaları gerekiyor? Örnek olarak yani ben çok uğraşıyorum arkadaşlarıma. Zaten pozitif ol enerjiye sahip olduğum için çok çok arkadaşlarım var, çok seven arkadaşlarım var. Uğraşıyorum. Eğer başarabilirsem arkadaşlığımıza devam ettiriyorum. Başaramazsam illa ki de böyle negatif düşünceler kendimi uzaklaştırmayı tercih ediyorum. Yani söylüyorum sen negatifsin. Frekansını yükselt, dinliyorsa arkadaş oluyorum. <laughs> Yoksa evet. bir de uzaklaşıyorum. Şey yani zaten benzer frekanslar birbirine çekiliyor dedik ya. Yani e, biz bir şey yapmasak da ben bunu kendi özel hayatımda da çok deneyimliyorum. Danışanlarımda da deneyimliyorum. Hani zaten hani benzer frekanslar çekiliyor diyoruz ya. İnsan e, kendisiyle zıt bir frekansta kişiyle zaten uzun süre bir arada kalamıyor. Öyle bir danışan geldiği zaman da bizim... Hani tek yaptığımız şey tetava kozmik enerji uygulayıp frekansını evet. yükseltmek. Hani çünkü kişi birinci kattayken siz ona bak şurada deniz var, bak şurada şöyle güzel bahçeler Anlatamaz. var Anlaşması Nasıl göremiyorsunuz zaten? Mümkün değil kişilerde. göremez. Göremez yani çünkü o gerçektir, onu görüyor. Evet. Çünkü orada. Evet. Onu biz seans uygulayarak elimizden geldiğince birkaç kat yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Çıktığı zaman zaten kendi görecek. Ama Hı. onun dışında zaten e, genel olarak hani özel dünyamızda benzer frekanslardayız. Yani biz e, Sabiha ile mesela 15 yıllık dostuz. E, farklı frekanslarda olsaydık Belki biz bu kadar bir arada sürmezdi. mümkün değildi. Mümkün değil mi? Mümkün değildi ve özel hayatımızda da mesela bazı kişiler yavaş yavaş bir şey yapmana gerek yoktur. Kendileri çekiyorlar. Yani biz tabii yani. ki yönlendirmemizi yaparız. Hani e, benzer frekanslar birbirini çeker. Bu şekilde özel hayatımız böyle ama danışan olduğu zaman da onu seans uyguladığımız zaman zaten çok ilginç, çok hoş geri dönüşler oluyor. Aa bu böyle miydi falan oluyor. Yani düşünseniz de bir sivilc'e uygulama yapıyoruz, matematikten yüksek not alıyor. Yani i̇şte. çok böyle işleri açılıyor. Hani evet. bizim hani belli bir hastalığa yönelik bir uygulamamız olmadığı için, hani evet. genel bir manyetik alanı yükselttiğimiz için, hani o apartmanın üst katına çıkardığımız için orada görecek olduğu manzaraları bizim e, çok fazla kestiremiyoruz başta belki sınav başarısı görüyor, belki ilişkisi düzeliyor, belki bereketi açılıyor. Biz yükseltip evet, orada evet, Emine bırakıyoruz. Hanım zaten sizinle sohbet etmesi bile <laughs> sohbet gelen ediniz. danışanlarınızın size çok e, Sabiha Hanım'la da ediniz. aynı şekilde böyle 5 dakika sohbet <laughs> etmesi bile yeterli. Ben çok şu anda o enerji aldım. Program sonuna kadar çok iyi. <laughs> çok iyiyim. teşekkür ederiz. Çok, <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederim. Aslında öyle, soracak çok sorularımız vardı. Daha ama evet, geniş yani, bir yani, zamanda yine aynen. bekleriz sizi inşallah. Allah. Ayaklarınıza sağlık. Çok i̇yi ki varsınız. Çok teşekkür Siz ederiz. az sonramızı izlerken biz de yeni konuklarımızı stüdyomuza alalım. Astroloji hayatımızı nasıl etkiliyor? Yeni haftayla alakalı ülkemize neler olacak? 23 Nisan tarihli yeni ayda Burçlar neler yaşayacak? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını... ...astroloji eğitmeni ve danışmanı Pınar Gürel anlatacak az sonra. <laughs> varsın tüm hızıyla devam ediyor. E, astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel. Nasılsınız Pınar Hanım? İyiyim şu anım. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok iyi gördüm sizi. Siz de öyle. Bu renk size çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Demin onu ederim. düşündüm. Güzel renk... bakan güzel görülmüş Pınar Hanım. Siz güzel bakıyorsunuz. Sağ olun. Pınar Hanım şimdi son zamanlarda ülke gündemiyle alakalı sosyal medya hesaplarınızda da paylaştığınız bazı şeyler var. Öngörüler var. Aha, doğru. Bunlarla alakalı biraz konuşalım istiyorum. Tabii. Ee, buyurun siz anlatın. Ee, geçen hafta e, sosyal medya hesaplarımda sizin dediğiniz gibi ben gökyüzündeki bir görünümü yorumladım. Güneş Pluto karesi vardı. Astrolojiyi bilenler anlayacaklar ne demek istediğimi. Güneş Pluto karelerinde güneş kişileri yani liderler. Toplumdaki erkek figürler öne çıkmış tanınan e, hem firmalar için hem ülke yönetiminde liderliği yapan insanlarla alakalı zorlayıcı bir enerjiye işaret eder. Ve ben dedim ki e, yönetimde liderlik yapan kişilerle alakalı zorlayıcı böyle birazcık onları e, değişime dönüşüme itebilecek... E, ...potansiyel anlamında birazcık zor enerjileri taşıyabilecekleri bir görünüm meydana gelecek. Dolayısıyla ülke liderlerimizle alakalı birazcık hoşnut olmayacağımız haberler gündeme gelebilir diye paylaşmıştı Ve nitekim zaten e, Cuma evet, akşamı ile beraber yardımcı. bakanımızın istifası sonra onun reddi. Ülke yönetimi gerçekten birazcık sancılı bir dönemden geçtik. Evet. Peki Nisan ayında e, neler bekliyoruz? Nisan ayı nasıl geçecek Şimdi... size göre? Ön, bu öngörülerinize dayanarak soruyorum. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi önümüzdeki hafta 23 Nisan'da çarşamba günü bir boğa yeni ayı gerçekleşecek. Ve boğa burcu ile alakalı enerjiler çok yoğunlaşacak o dönemde. Parasal konular, üretim, e, yaratıcılık, e, var etmek, e, çalışma hayatı, güç bir şeyleri elde etme konuları hissedecek enerji olarak ülke haritamızla alakalı kombin baktığımda bu bütün dünya için gerçekleşecek bir enerji aslında bu konularla alakalı anlık değişimler, parasal konular, inişler çıkışlar gündeme gelecek. Fakat bizim ülkemizin Haritasında çok önemli bir teması olacak bu yeni ayın. Dolayısıyla en çok bu yeni aydan olay yaşama anlamında... ...kendinden söz ettirecek ülkelerden biri olacağız. E peki burçlar nasıl etkilenecek Tabii bu durumlardan? Şimdi global anlamda ya da ülkeler bazında zaten olaylar çok büyük gerçekleşiyor ama... ...bizim bireyler olarak hayatımızda da özellikle bu yeni ay boğa burcunda olacağı için... ...diğer sabit enerjideki burçlar olan... Boğa, akrep, e, kova ve aslanları özellikle daha yoğun ilgilendirecek bu yeni ay. Şimdi tek tek burçlara geçersek eğer gene her zaman olduğu gibi söylemek istiyorum. Yükselen burçlarına ve güneş burçlarına göre dinlemeleri iyi olur izleyicilerimizin. E, koç ve yükselen koçlar para alanlarıyla alakalı bir yenilik enerjisi gündeme geliyor. Şimdi bu yeni ay aslında çok sürprizli. Sürpriz olduğu zaman işin içinde hiç beklemediğiniz bir yerden bile bir parasal konu gelebilir. Örneğin koç ve yükselen koçların hayatına ve kendilerine olan güveni çok güzel hissedecekler. Kariyer başarıyla alakalı sağlam adımlar atacaklar. Daha sonra boğa ve yükselen boğalar zaten yeni ay onların burcunda gerçekleşecek. Bir yükselen boğa ve güneş boğa çok kendini iyi hissedeceği bir haftaya giriyor onu söyleyebilirim. Hayattan alınan keyif, canlılık, motivasyon ilişkilerle alakalı da yolunda gitmeyen bir ilişkisi varsa da düzelecek boğa ve yükselen boğaların veya bekledikleri paralar umudu kestikleri bir para bile hediye olarak evrenden onlara gelebilir. Güzel Boğaları enerjiler. Boğaları dinleyin. Evet ve dış görüntüleriyle alakalı da bir değişime gitmek isteyebilirler. Çok iddialı. Gerçi bu dönemde hepimiz evlerdeyiz maalesef ama dikkat çekecekleri bir hafta. Öyle söyleyeyim. İkizler ve yükselen ikizler burçları yeni ayı biraz diğer burçlara göre daha gizli bir alandan alacaklar. benim onlara tavsiyem etik davranın. Çünkü öyle bir enerji var ki yeni ayda onlarla alakalı etik olmadıkları şeyler gün yüzüne çıkabilir. Gizli ilişkiler, gizli parasal konular hani skandal tarzı biraz böyle karma'nın gerçekleşebileceği bir yeni ay olacak onlar için dolayısıyla o konuda onları uyarmak istiyorum yengeç ve yükselen yengeçlerin e, sosyal medya alanı çok hareketlenecek şimdi normal bir süreçten geçiyor olsaydım sosyalliği genellerdim hani dışarıda eğlence mekanları olarak da söylerdim ama şimdi kısıtlı olduğumuz bir dönemdeyiz dolayısıyla sosyal medya işte e, Oralarda paylaştığımız video kanalları, siteleri veya sosyal sitelerle alakalı arkadaşlık ilişkileri çok artacak. Yengeç ve e, yükselen yengeçlerin. Aslan ve yükselen aslanlar çalışan bir birey olsun ya da olmasın. Aslandan bahsedelim. Evet, evet. kariyer hayatınız çok canlanmaya başlıyor İnşallah. Büşra Hanım. Aslanlar kendilerinden gerçekten bu yeni ayda en iddialı şekilde davran, e, hissettirecek burçların başında geliyorlar. Hiç beklemediğiniz yeni bir kariyer süreci önünüze gelebilir. Yani bu dönemde tabii ki sektörler, sektörlerimiz çok olumsuz etkilendi evet, hastalık sürecinden ama burada aslanlar o kadar çok fazla olumsuz etkilenmeyecekler. Ona, onu söyleyebilirim. İnşallah. Mesela siz de kendinizi o alanda çok başarılı hissedeceksiniz. Ama her aslan çalışmıyor tabii yükselen aslan. Çalışmayanların da aile ilişkileri. Yani bir evin içinde ev hanımı diyelim yaptığı bir kek börek normalde Yaptığından daha çok övgü alacak. Yani kendilerine olan güven güzel gelecek. Aslanların başak ve yükselen başaklar, hayata dair geliştirdikleri düşünceler, ilişkilerle alakalı güzel fikirler ve karar aşamasına gelecekler. Bir e, hayatında önemli olan bir insan, özellikle şu dönemde bir ilişki problemi yaşıyorsa, o bilir hangi kişiyle olduğunu. Düzelme imkanı var yani eski e, problemleri onarma şansı var. Onun dışında bu alanda yeni bir takım mesajlaşmalar, kontaklar sadece özel hayat için söylemiyorum. Yani e, bir iş ortaklığı da mesela bir ilişki veya ortaklık kararı da gündeme gelebilir. Onun dışında eğitim hayatı devam eden başaklara da başarı e, geliyor. E, terazi ve yükselen terazi parasal anlamda yeni sürprizli adımlar e, yaşayacaklar. Özellikle miras, nafaka ya da bir yerden bekledikleri bir finansman desteği varsa güzel destek gelecek onlara. Akrep ve yükselen akrepler zaten ilişkiler alanı çok hareketlenecek. İlişkiler derken sadece kadın erkek ilişkisi olarak irdelemiyorum. Yakın dostluklar, dışarıda geçirilen insanlarla olan ilişkiler her anlamda. Benim akreplere önerim açık düşmanlıklara da açık hale gelebilirler. Bu dönemde birazcık insanlarla anlaşmazlık veya mahkeme süreci örneğin bazı akreplerin gündeminde olabilir. Yay ve yükselen yayların gündelik hayatı çok hareketleniyor. Yani bir evin içinde geçirdiği zaman artık rutinden çıkacak. Önümüzdeki hafta yeni uğraşılar gelebilir veya çalışan bir yaysa aynı şekilde yeni iş teklifleri aynı aslanlar gibi yaylarında kapısını çalabilir önümüzdeki hafta. Oğlak ve yükselen oğlaklar önümüzdeki hafta en şanslı kesim. Öyle diyebilirim. Çünkü kendilerine olan güven. Aşk hayatına dair ilişkiler, ebeveyn olan oğlakların çocuklarıyla olan güzel paylaşımları gündeme gelecek diye düşünüyorum. Uzun zamandır kendilerini onlar çok ihmal ettiler çünkü yani iki seneden bahsediyorum. Birazcık içe kapandılar. Artık bu yeni ay onun bir penceresini açabilir. Spor anlamında güzel enerjiler var mesela sporsal faaliyetleri hayatlarına çekebilirler. Kova ve yükselen kovalar evle ilgili, aileyle ilgili çok güzel destekli enerjiler alacaklar. Evi değiştirme, evin içinde bir dekorasyon değişikliği, bir renk değişikliği çok iyi gelecek onlara ve aile ilişkileri güzel bir seyire geçecek diye düşünüyorum. Uzun zamandır evle alakalı alım satım ya da bir gayrimenkul beklentileri varsa onlar da gerçekleşebilir. Ve son burcumuz Balık ve yükselen balıkların zihin dünyaları çok güzel çalışmaya başlayacak. Önümüzdeki hafta çok sıra dışı orijinal fikirler gelecek akıllarına. Dolayısıyla akıllarına gelen her şeyi o an hayata geçirme şansı olmasa bile bir balık ya da yükselen balık bence bir not alsın. Ben onu tavsiye ediyorum. Onun dışında kardeşler, yakın akrabalar bunlarla beraber bu kişilerle güzel gelişmeler e, gözüküyor ve eğitim hayatı olan Balık ve yükselen balıklarda kendilerine güveni eğitim hayatında hissedebilecekler. Güzel bir süreç. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Yine çok güzel ederim. şeyler öğrendik. Çok ee, i̇nşallah bir sonraki programda daha böyle geniş geniş konuşuruz. İnşallah. Ayaklarınıza ben sağlık. De çok İyi teşekkür ki ederim. Yine bekleriz öyle. inşallah. Sağ olun. Siz az izlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza davet edelim. kirpik lifting nasıl uygulanır? Lazer epilasyon herkese yapılır mı? Bölgesel inceleme yöntemleri nelerdir? Profesyonel cilt bakımının önemi ne? Bakım ve güzellik sırlarını güzellik uzmanı Turkana Hüseyin Aliyeva anlatacak az sonra. Güzellik uzmanı Türkan'a Hüseyin Aliyeva. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Sizden nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, malum ülkemiz zor süreçten geçiyor. Hanımlar evde, hepimiz evet. evdeyiz. Ee, bu dönemde birazcık da böyle bir e, ara verelim, mola verelim. Hanımlara da bir e, fikir olsun istedik açıkçası. Birazcık da güzellikten konuşalım. Evet. Şu süreçte evde olan hanımların da en azından e, bir faydamız olsun onlara da. Kirpik lifting nedir? Kirpik lifting belirli bir süre arayla yapılan e, ...güzellik uygulamasıdır. Evet. E, kirpiklerimizin daha uzun var, hacimli görünmesini sağlayan bir işlemdir. Peki nasıl uygulanır? Kirpik liftingi e, uygulanan e, yer kesinlikle hijyenik ve temiz olmalıdır. E, i̇şlem yaklaşık 45 dakika sür, sürmektedir. Kirpik liftingi uygulama sırasında veya sonrasında herhangi bir dökülme söz konusu olmaz. E, yaptıran danışanlarımız... ...iki veya 3 ay arayla kullan, kullanmaktadır. Aynı zamanda kirpik liftingi... ...kiratin bakımı olarak da bilinmektedir. Ee, yalnız hanımlarımız... ...kirpik liftingi yaptırdıktan sonra... E, ...kirpiklerini... E, ...kuruduktan sonra... gözlerini yıkayabilirler. E, ma makyaj, maskara gibi... ...makyaj ürünlerini kirpik liftinginden... ...yapıldıktan 12 saat sonra... ...uygulayabilirler. Peki e, bir zararı var mı? Mesela kirp e, kirpiklerimizde bir dökülme ya da herhangi bir zararı var mı bu süreçte? Kirpik liftingin herhangi bir zararı yok. Kullanılan uygun, e, ürünler sağlık açısından, göz sağlığı açısından uygun olması gerekmektedir. Yapılan ortamın da hijyenik olması gerekmektedir. Herhangi bir uygulama sırasında veya sonrasında herhangi bir dökülme söz konusu olmaz. E kirpikleri uzatır, besler, e, daha uzun görünmesini sağlar ki hanımlarımız yazın havuza, denize e, gittik gittikleri zaman daha rahat ederler. Peki ne kadar sürede bir tekrarı yapılması gerekiyor bu işlemleri? İki veya üç ay arayla yaptırabilirler. Ben daha çok seviyorum o işlemi. Özellikle çalışan bayanlarımız daha çok tercih ediyor. Ee, yani rimelli kirpiklerimiz oluyor öyle söyleyeyim. Hiç uğraşmadan, makyaj yapmadan günlük hayatımız o şekilde devam edebiliriz kirpik liftingiyle. Ben çok seviyorum. Natural bir işlemdir. Herhangi bir göze zararı yoktur. <laughs> Yani süreci mesela ben geldim ve yaptırdım. Bir sonraki ne zaman bir daha size gelmem gerekiyor bu işlemi uygulatmam için? Siz kirpik liftingini yaptırdıktan sonra iki ay kullanıyorsunuz. Kimi danışanımız üç ay kullanıyor, kimi danışanımız bir buçuk ay. Kişiden kişiye. Kişiden kişiye, kirpik uzunluklarından veya kısalıklarından dolayı değişebilir. Bu tamamen danışanın kendi tercihi. Belki bir ay sonra da yaptıran var, iki ay sonra da yaptıran var. Bu değişmektedir danışanın hani, kendi isteğine göre. Peki... Mikroblading nedir? Son zamanlarda çok bebaşta evet, olan komikler. bir şey. Evet. E, nedir? Bunu da e, Mikroblading şöyle söyleyeyim size e, tamamen yapılan bir kıl tekniğidir. E, bu da tabii ki kişinin cildine ve cilt yapısına göre değişmektedir. E, ortalama süresi iki yıldır. Bazen danışanlarımız e, mikrobladingi dövme e, işlemiyle karıştırmaktadırlar ama dövme işlemiyle mikroblading tamamen ayrı ayrı işlemlerdir. Çünkü dövme işleminde kullanılan boya ile mikrobleedingde kullanılan boya tamamen ayrılık, farklılık taşımaktadır. Peki e, kalıcı mıdır? Yani bunun süresi ne kadardır mesela? Kalıcılık süresi ne kadardır? Mikrobleeding e, kalıcılık süresi 1,5-2 yıl arasıdır. E, danışan yaptırır. 1,5-2 yıl sonra gelip merkeze memnun kaldıysa uzmanından tekrardan e, isterse yaptırabilir. Dediğim gibi burada danışanlar kesinlikle uzmana ve doğru ürüne kendilerine emanet etsinler. Çünkü bu kalıcı makyajdır. Ömür boyu taşıyoruz bunu. Hani diğer işlemler gibi silinmiyor. Diğer işlemler gibi hani geri dönüşüm birazcık zor oluyor. O yüzden danışanlara buradan da tavsiyem kesinlikle uzmana emanet etsinler. Ciltlerini, yüzlerini, kaşlarını. Peki bu işlem esnasında ee, ben de bir kullanıcı olarak soruyorum. Aynı zamanda ben de yaptırmıştım daha önce ama e, açılma oluyor mu kaşlarda daha sonrasında bu işlemin sonrasında bıraktım ben mesela yaptırmıyorum kaşlarda bir açılma söz konusu oluyor mu sürekli Tabii mi yaptırmak de gerekiyor? şöyle danışan yaptırdı biri sonra merkeze geldi hani boya aktı veya e, kendisinden dökülüyor bazen bu ciltle de alakalı olan bir uygulamadır hani yağlı ciltte birazcık daha çabuk e, sonuç iki yıl değil de bir yıl danışan kullan kullanabilir çünkü hani danışanın cildiyle ilgili olan bir konudur bu. Yani burada boya çok önemli ve uzman çok önemlidir. Uzman eğer ki güzel işini profesyonel yapıyorsa, boya güzel bir boya ise o mavisi döküldüğü zaman mavisi bir görünüm veya kötü bir görünüm olmaz. Natürel kaşın gibi olur. E bunda tabii bir de biliyorsunuz silinme yapılmadığı için hani ben şurasını beğenmedim burasını beğenmedim falan gibi durumlar e, söz, konusu söz konusu olduğu tabii zaman ki de ne yapıyorsunuz? Oluyor. O Bazen zaman. bize danışanlarımız çok müracaat ediyor. Yanlış o kadar çok işlemler var ki inanır mısınız? E, onun dediğim gibi tabii ki de silme işlemleri var ama bu uzun bir süreç e, yol kat etmek gerekiyor. Hani vücuttan tamamen silinmiyor ne yazık ki. E, bunun için uzmanın hani kişinin kendi anatomisine göre kaşına göre çizdikten sonra o işlemi yaparsa daha doğru olur ve günümüzde ne yazık ki işi bilmeyenler de yapıyor. Ee, daha ucuz yerlere danışanlarımız gidiyor. Bu hani yanlış yapılan işlemler aslında. En güzel işlem bence ucuz olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü boya boya kaliteli olursa uzman da hani profesyonel yaparsa e, ucuz hani yapılmaz. Ciddi yapılan bir işlem ucuz olmaz. Ben her zaman kendilerine olur aynı zamanda. evet kendilerine her zaman söylüyorum ucuz yapılan yerden uzak durun lütfen. Çünkü bize gerçekten ciddi anlamda çok hani sorunlar geliyor yaptırdık, baş deep yaptırdık, microblading yaptırdık. Ne olursunuz silin bunu. Silinmiyor. Gerçekten silinmiyor. Hani siliniyor ama hani uzun bir yol kat etmemiz gerekiyor. Bu da danışanlarımız bayanız. Aynaya baktığımızda daha mutlu hissederiz kendimizi. E, taşıdığımız, taşıyoruz yani sürekli nasıl hani insan ki aynaya baktığında kendini mutlu hissediyorsa o şekilde hani kaşı da gözü de güzel olsun ister. Ben buradan hepsine sesleniyorum. Kesinlikle uzman emanet etsinler. Ne olursa olsun ucuz işlemler sonuçlar kötü oluyor. Peki herkes yaptırabilir mi bunu işte mesela hamile hanımefendiler var ya da işte 18 yaş altı işte genç kızlarımız falan var mesela meraklılar böyle şeylere. Şimdi benim ortanca kızım var mesela sürekli işte ojelerini evet. sürüyor işte makyaj malzemeleri. Yani benim makyaj aynamı benden çok o kullanıyor diyebilirim. Evet. Ee, yaş sınırı var mıdır bunda? Ee, Mikroplatingde 18 yaş altı danışanlara biz işlem yapmıyoruz. 18 yaşını doldurması gerekiyor. E, tabii ki yapanlar var. Biz bunu uygun görmüyoruz. E, emziren bayanlar, e, hamile bayanlar yaptıramaz. E, o süreç bittikten sonra mikroblading, kalıcı makyaj gibi, e, lazer epilasyon gibi işlemleri emzirdikten, hamilelikten sonra, o süreç bittikten sonra tabii ki de bu işlemleri yaptırabilirler. Ama 18 yaş altına biz uygulamıyoruz. Yani düzgün hani doğru olmasa öyle söyleyeyim. Yani şöyle evet e, sağlıklı ürünler kullanıyorsunuz e, diyorsunuz ya hani uygun yerlere gitmesinler. Zaten sağlıklı ve kalıcı makyaj adı altında zaten evet. bunu yaptırıyorsak e, gerçekten e, birazcık e, ucuzunu değil de biraz daha e, bizim için en uygun en iyi evet. olanını seçelim diyorsunuz. Bu süreçte e, bu durumda mesela... E, Çocuğunuzun işte kaşında bir açıklık var vesaire. E, bu şekil mesela bir uygulama yapılabiliyor mu? Yani sağlık açısından ne gibi bir e, zararı var ki e, biz bunu yapamıyoruz diyorsunuz. mesela hamilelere yapılmıyor muhtemelen bir yan etkisi var ki yapılamıyor. Evet çünkü şöyle bu şuranımcım e, hamilelere yapılmaz. Neden yapılmaz? Hamile e, çocuklara da zaten hani bu işlem tabii ki de zararlı değil ama biz genel olarak microbiading. Kalıcı makyaj, diğer işlemleri, hamileleri, emzirenleri önermiyoruz. Bu hani sağlık açısından mikrobiliyetin, kalıcı makyajın herhangi bir yan etkisi zararı yoktur. Ama belirli bir şeyimiz var. Hamilelere yapılmaz, 18 yaş altı olan kişilere yapılmaz. Ki zaten kişinin 18 yaşından sonra hormonlar oturmuş oluyor. Peki e, lazer la, la, epilasyonda hemen e, kurtulabiliyor muyuz e, tüylerden? Ne kadar sürede kurtulunabiliyor? Tamam tamamen belki diyorsunuz ya yok edemiyoruz. Tamamen yok olmaz hormonlarımız çalıştığımız çalıştığı sürece. Ee, peki ne kadar süre mesela öngörüyorsunuz? E, lazer epilasyon e, %80 azalma oranına sahip olur ama %100 tüylerimiz bitmez. Seans aralıkları tamamen kişinin kıl yapısına, kıl evresine göre değişmektedir. E, seans aralıklarımız bir ay arayla olmaktadır ama tabii ki bu danışanın hani kıl yapısına, kıl evresine göre değişir seanslar. 20 günde olur, bir ayda olur. Bu hani arası açılabilir. Peki çatlak uygulamaları da yapıyorsunuz aynı zamanda. Bununla alakalı bir evet. uzmanlığınız var. Evet. Nasıl yapılıyor? Nedir yani çatlak uygulaması nedir tam olarak? Çatlak uygulaması biraz ila şey olan bir uygulamadır. Tamamen cilt çatlaklarında yüzde seksine kadar azalabilen bir uygulamadır. Tek seanslı bir işlemdir ama kişinin hani bölgesine göre çatlağın derinliğine göre bu seans payı iki seans ve üç seansa da çıkabilmektedir. Peki e, hangi durumlarda mesela derin çatlaklar kapanabiliyor mu bu e, seanslarda? Derin çatlaklar olduğu zaman e, iki seans, üç seans sonrası danışanımız o derin çatlaklar tamamen gitmiyor. Yüzde seksen, yüzde azalma oluyor. Bu da danışanımız, bayanlarımız kendilerini daha mutlu hissediyorlar. E, çatlak tabii ki de her bayan e, bayanın daha hani muzdarip olduğu bir konu istiyor ki hiçbir şekilde çatlak olmasın. Ne yazık ki çatlaklarımız oluşacak. Doğumdan sonra hızlı kilo verip almak vermekten sonra oluşuyor. Hani bunun önüne geçemiyoruz ama uygulamalarımız var. Tek seansta, iki seansta, üç seansta kurtulabilmelerini en azından yüzde indirebiliriz. Evet. Peki cilt bakımlarından nelere dikkat etmeliyiz? Mesela cilt bakımı yaptırırken biz e, nelere dikkat etmeliyiz, önemsemeliyiz? E, cilt bakımı yaptırdığımız zaman bu Hanım öncelikle bir profesyonel merkezden. E, ...hizmet almaları gerekmektedir. Danışan geldiği zaman danışana ne önerirsen... ...danışan onu yaptırmak ister. Ama önemli olan danışana, bayanlarımıza... ...doğru yönlendirmek, doğru uygulamalar yapmak. Peki e, mesela kaç seansta bir cilt... ...kaç seansta mesela kuru bir cilt... ...kaç seansta yani bu kişiden kişiye mi değişir... E, ...tedavi süreci yoksa şu kadar zamanda bir cildi... Tamamen hani biraz daha istediğimiz duruma getirebiliyoruz dediğiniz bir süreç var mıdır? Şimdi Büşra'm cilt 28 günde bir yenilenir. 25-28 günde bir yenilenir. Dolayısıyla her danışan bu erkek veya bayan fark etmez. Cildine bir ayda bir rütün cilt bakımı yaptırması gerekiyor. Evde tabii ki yapıyor kimi danışanlarımız kimi bayanlarımız ama bu hani bir merkezde profesyonel yapıldığı kadar olmuyor. Merkezde yapılan cilt bakımı daha hani tedavi odaklı olmuş oluyor çünkü danışanlarımızın aktif siyecesi olabiliyor, akne, karizleri olabiliyor bunlara evde yanlış müdahale ediyorlar. Bir merkeze geldikleri zaman uzman onları doğru yönlendirirse tedavileri de sonuç odaklı olmuş olur. Peki yağlı ciltler ya da kuru ciltler diye ikiye ayırırsak bunlar neler yapmalılar? Ya yani nelere dikkat etmeliler? Yağlı ciltler ee, öncelikle Beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yağlı yemekten uzak durmaları gerekiyor. Daha çok sebze, meyve ağırlıklı tüketmeleri gerekiyor. Evde e, ciltlerine uygun dermatolojik ürünler kullanmaları gerekiyor. Yine e, kuru ciltlerde o şekilde evde kullanılan ürünler e, kesinlikle kozmetik olmamalı, dermatolojik olması lazım ki cildi en azından tedavi ederken e, sonucu kötüye götürmemek lazım. Evet. Peki bölgesel incelme ile alakalı da birazcık e, sizden dinleyelim. Bölgesel incele, e, incelme nedir? Ee, bölgesel inceleme birçok teknikler vardır. Tabii ki burada isimlerini tek tek sayamıyoruz. Ee, birçok teknikler vardır. E, ee, bizde uygulanan bölgesel incelme e, hem bölgesel incelmeye tedavi ediyor hem selülit yine günümüzde bayanlarımızın en çok müzdarip olduğu bölgelerden ve konulardan bir tanesi selülit. Selülitle biz bölgesel incelmeyi e, Aynı anda tedavi ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için, burada bulunduğunuz için. inşallah daha geniş zamanda tekrar i̇nşallah. görüşmek üzere. Ben size üzere. çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Rica, Rica teşekkür her ederim her zaman. Çok İyi ki varsınız. Siz az sonramızı izlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza davet edelim. Bilinçaltı hayatımızı nasıl etkiliyor? Theta Healing nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Negatif düşüncelerden Theta Healing ile kurtulabilir miyiz? Merak edilen her şeyi Theta Healing uygulayıcısı Seray Bilimsel e anlatacak. Az sonra. Konumuz Tete healing uygulayıcısı Seray Bilimsel. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırlılar, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tetehiling ile alakalı sizden bir öğrenelim önce. Nedir? Tete healing bilinçaltı terapi tekniğidir. Gün içinde beynimiz çeşitli frekanslar yayar. Beta, teta, alfa gibi. Teta da bunlardan bir tanesi. Günlük hayatımızda beta frekansında genelde yaşarız. Bu genelde bilinçaltımız stres halindedir. Ee, bir yerlere yetişme, bir iş yükü, bir yere gideceğiz, bir şey yapacağız. Bu frekanstayız. Biz hafif medite ederek bunu bilinçaltımızda teta frekansına çekiyoruz. Ve bilinçaltımıza e, öncesinde bizim bilinçaltımızda kayıtlı olan negatif düşünce formlarını, kaygılarımızı, kırgınlıklarımızı, üzüntülerimizi değiştiriyoruz bu teknikle diyelim. Peki bilinçaltı bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bilinçaltı şöyle ki yüzde aslında bilinçaltımızla biz hareket ediyoruz. Yüzde onluk bir kısım bilinçli hareket ettiğimiz kısımdır. Örnek vermek gerekirse mesela yürümek bu aslında bilinçli yapılan bir harekettir. Ama buraya gelirken mesela trafiğe takılmak neden bunu bilinçaltı önüme çıkartıyor diye sorduğumuzu bu bir endişedir aslında bilinçaltındaki sizin önünüze çıkaran bir blokajdır. Bu şekilde %90 bilinçaltımız bizi çok fazla <laughs> yönlendirebiliyor. Peki bunu herkes öğrenebilir mi bu tekniği? Tabii ki herkes bu tekniği öğrenebilir. Eğitmenler öğrencilere bilmeleri gereken tüm bilgilerin hepsini aktarırlar. Ancak şöyle bir şey ki kişi kendini daha geliştirmek adına daha da yoğunlaşarak, farklı dallardaki eğitimleri de alarak daha da hızlıca kendini de pekiştirip ilerleyebiliyorlar. Peki hangi konularda TT Healing çalışması yapılır? Yapılır. Ee, şöyle ki genelde danışanlar evliliğiyle ilgili problemler olduğunda boşanma vesaire gibi ya da çocukla ilgili mesela çocuk sahibi olmak istiyor ama çeşitli blokajlar var bilinç altında bunlar ona bir etken oluyor. Ee, başka türlü aile içindeki ilişkilerle ilgili olabiliyor. Kilo alma verme bu da bir problem olabiliyor kişilerde. Kişi sadece istediği sorunu, hangi sorunu çözmek istiyorsa eğer, bu sorunla gelirse eğer, detaylı linkle zaten anda bir şifalama oluyor. Peki bunun bir yaş sınırı falan var mıdır mesela işte çocuklarda ya da gençlerde ya da şu yaş sınırlarında yapıyoruz dediğiniz? Çocuklarda genelde olmuyor çünkü kişinin karşı tarafın bir onu... E, anlaması mı gerekiyor? Anlaması gerekiyor ve bir şekilde onay almamız gerekiyor. Bilinçaltına yapılan bu kayıtların hep bir karşı taraftan onay alınması gerek ve karşı tarafın da bunu biraz anlaması gerekiyor. Çocuklarda aslında daha şirin yaklaşıp benim de çocuklarım var onlara Allah daha başlasın. böyle sevimlice gösterip bunu ister misin ya da bunu hissetmek ister misin gibi sorular sordurup bu şekilde cevaplarıyla ilerleyebiliyoruz. Peki negatif düşünceler bizi nasıl etkiler? <laughs> Şöyle ki negatif ve olumsuz düşünceleri ne kadar çok alanımızda barındırırsak bunları düşünürsek ister istemez biz bu şekilde deneyimlerle ya da bu şekilde insanları hayatımıza çekerek devam etmek zorunda kalıyoruz. Şöyle ki bunu bilinçaltımızda olumlu yönde değiştirirsek eğer olumlu düşünmeye kendimizi yönlendirirsek bu sefer, hep iyi şeyler hayatımızda bize geliyor ve olumlu yönde deneyimler yaşamak durumunda kalıyoruz. Bu da bizi tabii ki iyi yöne itiyor ve iyi hissediyoruz. Yani karşımızdaki negatif e, davrandığı zaman ya da o enerjisini bize yaydığı zaman biz onu unutup aklımızdan çıkarıp Tamamen pozitif düşünmeye mi çalışmamız gerekiyor? Tabii ki hem öyle hem de bilinçaltımızda mesela bizim bunları bu kişilerle karşılıklı kaldığımızda bizi çeken, bizi düşüren e, olaylar oluyor. Bunun karşılığında kendi bilinçaltımızda diyebiliriz ki bunu zaten kayıtlarımız var. Ben bu kişinin bu negatif formun karşısında da kendimi mesela iyi hissediyorum. Bu beni etkilemiyor. Ben benim. Ben kendimim. Benim kendi olumlu düşüncelerim var. Pozitif yanlarım var. Ben bu şekilde ilerleyip onu evet orada olduğunu biliyorum. Fakat görmemezden bu hallerini gelmek istiyorum gibi şeklinde koruyabiliyoruz kendimizi. İşte bazen kendimizi. gelemiyoruz görmemezden <laughs> evet. ama... Ee, en aza indirmek lazım sanırım. Tabii ki. Peki bunun süreci ne kadardır? Mesela e, bu sizinle görüşmemizin, e, o beynimizin, zihnimizin geçmişini hani dediniz ya... ...geçmişe evet. bir iniyoruz, bir bakıyoruz, bir soruyoruz ne gibi bir kaygınız var diye. Bu e, tamamen silme, e, daha pozitif e, yaklaşımlarda bulunmak için insanlara... Ne kadar zaman mesela dilimi veriyorsunuz? Bu kadar zamanda bir insanın işte geçmişinde sileriz, her şeyinde işte normal e, seyrine çeviririz, döndürürüz diye düşündüğünüz. Şöyle ki silmek demeyelim, his değişikliği ya da inanç değişikliği diyelim. Böylesi daha iyi oluyor. Olumsuz, negatif formu ne, olumluya çeviriyoruz. Hı hı. E, bunlar genelde kişilerin sorunları ya da değiştirmek istediği hareketleri, davranışları, bağımlılıkları belki diyelim ki sigara vesaire ya da başka problemleri. Uzun zamandır evlenememe ya da çocuk problemi olan. Bunlar tek seansta maalesef yani bir şekilde e, ...ilerlemesi gerekiyor, üzerine çalışılması gerekiyor. Bazen tek e, düşünceyle engelleyen blokajlar koyulabiliyor. Fakat bazı zamanlarda bunlar o kadar fazla kök inançları oluyor ki... ...bunları tek tek temizleyip bunları bulmak biraz vakit alabiliyor. Ama seans olarak genellikle bir saate yakın bir dönemde kişiyi medite edip... ...karşılıklı e, bu bilinçaltındaki hisleri ve inançları değiştirebiliyoruz. Peki hangi konularda teta healing ile çalışılır? Yani... Ee, var mıdır belirli bir kuralı belirli bir işte şu şu durumlarda sadece çalışılır ee, Ya da bunlar dışında çalışılamaz gibi diye düşündüğümüz. ya belirli konular genel olarak mesela insanların kişilerin arasındaki evlilik ilişkileri olabilir eşle ilişki para olabilir bolluk bereket diyebiliriz kilo alma verme problemleri olabilir kişilerin belirli blokajları vardır. Onun dışında çocuk işte isteği olabilir bununla ilgili olabilir iş hakkında olabilir para kazanma veya işini bir türlü mesela hiçbir rast gitmez neden rast gitmiyor hep önüme bir engel geliyor vesaire bu şekilde bu konularla çalışılabiliyor. Evet yani bunun bir yaş sınırı dediğiniz genelde yetişkinlerde yapıyoruz. Çünkü anlaması lazım karşımızdaki kişinin e, bizimle seans esnasında bize yardımcı olması lazım Öyle, diyorsunuz. Öyle çocuklarla da bilinçaltını daha şirin göstererek, daha e, güzel cümleler kurarak onların anlayabileceği gibi bazı şeylerden korkmaması gerektiğini, güvende hissettiğini ya da gece uyumasında problem olan çocuklar olabiliyor. Onu diyecektim. Mesela evet. bazı çocuklar işte hiperaktiflikleri var mesela evet. işte okulda bununla alakalı ciddi sorunlar yaşayan çocuklar var evet. ya da şu dönemde mesela evde çocuklarımız e, sıkılıyorlar haliyle okuldan da uzaklar evet. hepimiz evdeyiz aslında bu arada evde kal Türkiye <laughs> e, bu kadar hani evde duran çocuklara e, uzaktan da olsa annelerinin yapabileceği hani en azından siz Evet yetişkinlere bu e, terapileri yapıyorsunuz ama annelerinin onlara faydalı olabileceği konular var mı önerebileceğiniz? Yani bunu annelerinin değil de hani genelde biz e, teta healing olarak ben online seanslarda yapabiliyorum Hı -hı. ya da annelerine bu şekilde yardımcı olabilirim. Ne yapması konusunda değil de bilinçaltına söylemesi e, gereken ve onun sürekli duyması gereken cümleler olduğunda... Mesela çocuk kendini evindeyken de rahatlı, huzurlu ve konforlu hissedebilir. Dışarıda evet çok sıkılıyorlar evet ama sıkılmadan da eğlenceli, keyifli vakit geçirebileceğini mesela bunun hissini çocuğun bilmesi gerekiyor. Bunu bir şekilde çocuğa gün içinde mesela belirli zamanlarda ya da gece uyu uyumadan önce o uykuz halindeyken çünkü genelde teta frekansı bu frekansta oluyor. Çocuklar böyle yataklarında uyurlarken güzel güzel kulaklarına böyle güzel ee, böyle cümleler işte evdeyiz evet ama şu sebepten bu sebepten işte bundan dolayı kendimizi iyi hissedebiliriz neden evde güvenliyiz konforluyuz evde eğlenebiliyoruz biz bir aileyiz ve bunun bir sıcaklığı vesaire gibi şeyler söylenebilir tabii ki negatif kayıtlar bize nereden gelir şöyle ki e, demin işte çocuklardan aslında bahsetmiştik e, size şöyle anlatabilirim 0-6 yaş bu yüzden önemli anneler ve çocuklar için e, biz anne karnına düştüğümüz vakit her çocuk anne karnına düştüğü vakit bu etrafında duyduğu bütün düşünce formlarını, annenin hissettiği olumlu ya da olumsuz hislerin hepsini çocuk bunların alıyor. Bu aldıklarını da aslında çocuk kendi bünyesine o bebek bünyeyi bilmiyor ama düşünce kaydı olarak hepsini bilinçaltına ekiyor. Ve bu şekilde doğuyor. Yani annenin etrafındayken o hamileyken ona söylenen birkaç cümle ya da çocuk isteniyor mu istenmiyor mu bunun cinsiyetine kadar gidilebiliyor bu. Çocuk bu bu kayıtları bilerek doğduğu için işte ondan sonra belirli bir yaş sınırından sonra başlıyor bu. ...sorunlar ortaya çıkmaya, bilinçaltımızdaki bu kayıtlar ortaya çıkmaya. Bir yerden de atalarımızdan gelen kayıtlar var ki... ...bunu da zaten bilim adamları da açıklamasıyla onayladı. Yedi e, nesil geriye gidiyoruz ve bizim DNA'mızın içinde... ...bu yedi nesil atalarımızın kayıtları barınıyor. Yani bilinçaltından gelen, belki sizin anneniz ya da babanız köpekten korkuyor... ...ya da anneanneniz de var böyle bir kayıt. Fakat siz bunu bilmeyerek dünyaya geliyorsunuz aslında bir yaşınızdan sonra sizin bu köpekten korkunuz ya da ona karşı bir çekinceniz ortaya çıkıyor. İşte bu sizin DNA kayıtlarınızda aslında anneannenizin ya da büyük büyük atalarınızdan bir tanesinin bu korkusundan dolayı geliyor. Bu şekilde. Evet. Peki, e, hepimizin farklı farklı frekansları var. Evet. E, bu e, teta Theta Healing frekansı dediğimiz frekans e, bize ne gibi mesela etkileri var ya da bize ne gibi e, faydası ya da zararı var? Şöyle ki faydası çok var çünkü olumlu yönde düşünmeye kişiyi itiyor, bilinç altındaki sizi etkileyen önünüze blokaj koyan e, engel çıkartan çoğu şeyi kaldırabiliyor. Bu gerek iş hayatında olabiliyor gerek evde aile hayatımızda gerek eşlerimizle olan ilişkilerimizde çocuklarla olan ilişkilerde çünkü hep negatif e, bu kayıtlar sizin önünüze bir blokaj olarak çıktığında hep bu olayları deneyimlemek zorunda kalıyoruz. Hep bu insanları, bu negatif formları hayata çekmeye çalışıyoruz. Bizim hayatımıza ve etrafımızda böyle insanlar oluyor. E ister istemez tabii ki bu olayın içinde alanımızda böyle insanlarla yaşamak durumunda kalıyoruz. Detayling işte böyle bir şey. Sizi bu şekilde bu negatif düşünen ya da böyle sizi e, olumsuz yönde etkileyen, sizin önünüze blokaj çıkartan bilinçaltı e, olaylarınızı bir şekilde dışarıda tutup kendimizi bilinçaltı rahatlatıp burada isteklerimizi, hislerimizi olumlu yönde değiştirebiliyoruz. İnşallah diyelim. <laughs> ee, çok teşekkür ederim Seray Hanım. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ben teşekkür size. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Yine bekleriz inşallah. İyi ki varsınız. Sağ olun. Şimdi kısa bir reklam arası. Bebeğimin marketinin sunduğu iyi ki varsın devam edecek. Bebeğimin marketinin sunduğu iyi ki varsın devam ediyor. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bugün saat 3'te yeni konuklarımızla tekrar sizinle birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın. bebeğimin marketinin sunduğu iyi ki varsın son erdi